Herkese günaydın, iyi haftalar. Cuma günü aslında Trump'tan gelen açıklamalar negatif olsa da hisse senedi piyasasının en azından dayandığını gördük. Nasdaq tarafı rekor geliştirmeye devam etti. Ama genel olarak hisse senedi piyasasına baktığımızda kötü olarak yorumlanacak bir haberin yorumlanabilecek bir haberin iyi olarak karşılandığını görüyoruz. Aslında 10 yıllıklarda da ...birazdan daha detaylı tartışacağım benzer bir tavır gördük. Yani e, her ne kadar bu haber 10 yıllıklara alım getirmesi e, gerekiyor olsa da e, çok fazla bir hareketlilik olmadı. Hatta gün içindeki hareketine göre bakarsak e, biraz 10 yıllıklarda satış bile e, geldiğini gördük. E, şimdi hafta sonu e, detaylarını paylaştım üzerinden çok fazla e, gitmeyeceğim. Çin'den gelen enflasyon verisi en önemli gelişmeydi. Şurada görüyorsunuz üretici tarafında deflatif baskı devam ederken tüketici tarafında da yükseliş hala devam ediyor. Bunun tabii önemli bir kısmı gıda. Gıdanın da önemli bir kısmı domuz eti tarafında. Oradaki domuz gribi nedeniyle ciddi anlamda bir problem yaşanıyor. Ve normal koşullarda bu Buradaki probleme çok fazla müdahale şansı yok Bank of Dolayısıyla arz kaynaklı taraftan ziyade talep kaynaklı tarafa müdahale etmeyi tercih edebilir. O tarafa müdahale de etmesi gerekiyor aslında ama şu ana kadar olan stratejisine baktığımızda çok agresif olmadığını görüyoruz. Çok ufak bir faiz indirimi yaptım. likidite hallerine baktığınızda vadesi gelen likiditeyi yerine koyuyor ama daha fazla likiditeye boğmuyor piyasayı Dolayısıyla bu iki gösterge arasındaki farklılaşmaya, ayrışmaya rağmen ben of China şu anda herhangi birine yönelik tavrını koymuş değil. Aslında şu anki tavır açısından bakarsak az önceki cümlem hatalı oldu. Biraz daha Tüketici tarafına ağırlığını koyuyor sıkı para politikası uyguluyor bile diyebiliriz. Tabii bir yandan da aslında Amerika ile Çin arasındaki birinci faz anlaşmanın gidişatını görüp ondan sonra harekete geçmek istiyor da olabilir. Sabah yine paylaştım Güney Kore tarafından gelen ilk 10 günlük ticaret rakamları son derece zayıf. Tabii biraz orada takvim etkisi de var ama global ticaretin çok fazla toparlanmadığını hala buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Amerika tarafına geldiğimizde bugün önemli bir veri akışı yok. Ama hemen ardından enflasyon açıklanacak. Dolayısıyla piyasa burayı biraz daha yakından takip edecektir. Özellikle de 10 yıllıklarda yaşananlardan sonra birazdan 10 yıllıklarda ne yükseltiyor onu detaylı olarak tartışırız. Ama şu kalemde Fed'in açıklamasını biliyoruz. Biraz daha sabırlı davranacağız. Yani ikinin üzerine geçerse bile ki çekirdeğe baktığınızda çok net bir şekilde ikinin üzerindeyiz. PCI tarafına biraz daha vurgu yapıyor. Bekleme taraftarı ama Fed bekliyor diye piyasa 10 yıllıkları aynı şekilde elbette ki fiyatlamayacaktır. Net bir şekilde bir enflasyon tehlikesi görürse bunu fiyatlaması gerekiyor dolayısıyla Amerika tarafında herhangi bir değişiklik görmüyorum. Dediğim gibi 3150 3200 civarına kadar bir rally olmasını beklerim, bekliyorum. Ardından da bence önemli bir satış gelecek. Bugün Asya tarafında aslında önemli gelişme bekarlar gününün nasıl bir potansiyeli olacağı, orada yapılacak olan satışlarda ne kadarlık bir iskonto gerçekleşecek, gerçekleştirilecek satıcılar tarafından. Çinli tüketici etkilenmiş durumda mı? Ticaret savaşı, kurun değer kaybı vesaire gibi gelişmeler nedeniyle kendisini biraz geriye çekecek mi? Bunları görmemiz gerekiyor ama Asya'nın geneline baktığımızda Hong Kong'u biraz kendi koşulları nedeniyle kenarda bırakıyorum. Çin tarafının biraz daha satıcılı olduğunu görüyoruz. Tabi Trump'ın açıklaması Çin'i biraz daha, biraz daha doğrudan etkiler durumda. Japonya tarafında önemli bir gelişme yok. Hafif artıyla hafif eksi arasında gidip geliyor. Yine diğer ülkelere de baktığımızda hafif eksilerin olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim Euro tarafına. Euro tarafında da aslında her iki gelişmenin de yani anlaşma imzalanıyor açıklamalarının da anlaşma imzalanmıyor açıklamalarının da satışla Euro tarafında satışla karşılandığını gördük. Dolayısıyla bu Euro açısından biraz rahatsız edici bir gelişme diye düşünüyorum. 50 günlük ortalamanın altında düşmüş durumdayız. Tabii buradaki önemli dinamiklerden biri bana sorarsanız 10 yıllıklarda genel olarak konuşuyorum. Gelen satışın. Amerika tarafında hisse senedi piyasasına doğru bir flow yaratıyor olması. Aynı zamanda da tabi Avrupa'nın kendi dinamikleri de hala çok zayıf olmaya devam ediyor. Açıklanan verilere baktığınızda Amerika'da biraz daha özellikle ISM ve istihdam tarafında toparlanma görürken diğer bölgelerde böyle bir işaret görmüyoruz. Hatta geçen hafta benim ilginç bulduğum bir açıklama vardı. Önce bankacılık sisteminde bir merkezi şemsiyenin artık olası olduğunu söyleyen Almanya'nın açıklamaları vardı ki orada İtalya tarafı çok kolay kolay onay vermeyecektir öyle bir gelişmeye. Öğleden sonra da yine Finans Bakanlığı'ndan gelen açıklama bir kriz olması durumunda paket açıklayacaklarını ancak şu anda böyle bir durum olmadığı yönündeydi. Aslında sabahki açıklama ilginç daha doğrusu manidar çünkü Krizin çıktığı 2011-2012 tarihlerinde e, sorumlu Avrupa ülkelerinin tamamı e, ve bölgeyi gözlemleyen uzmanlarının tamamının söylediği şey Almanya'nın bu bankacılık krizinin önüne geçebilecek tek güç olduğu ve e, bir genel bölgeyi gözetecek örtü şemsiye açıklaması gerektiğiydi o tarihlerde Almanya bu işe girişmedi şimdi kendi durumu çok zayıfladığı için bu işe girişmeye çalışıyor gibi bir görüntü var akşamda bir kriz olmadığından bahsetti bu ikisi aslında çelişkili durumlar neyse Burada genel strateji değişmiş değil. Ben biraz daha yukarıya doğru gidebilirdi diye düşünüyorum ama bu kuvveti de kendisinde bulamadı dolayısıyla aşağıya doğru hareketin devam ettiğini görüyoruz. Şu ufak ikili tebelin kırılmasıyla henüz oyunu değiştirecek kuvvetli bir hareket gerçekleşmiş değil. O harekette de bir 7'ler civarında olacaktır ama stratejimizde bir değişiklik yok. Euro'da her türlü yukarı hareketi e, satış fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Pound tarafında bir e, outlook'ta downgrade geldiğini gördük İngiltere'ye e, siyasi kaos nedeniyle. E, burada da aslında e, çok fazla bir görüşüm yok. Şayet e, seçimlerde e, Brexit Partisi'nin ne yapacağı çok netleşmiş değil. Girecek girmeyecek devamlı çelişkili açıklamalar yapılıyor. Aradan Labour çıkarsa, İşçi Partisi çıkarsa o zaman Pound tarafının ben ciddi anlamda karışacağını düşünüyorum. Şu anda herhangi bir yön görüşüm yok ama tekrar söylüyorum muhafazakarların kazanmasıyla, Boris Johnson'ın kazanmasıyla bir yukarı olacaktır. Brexit'le beraber de yukarı olacaktır ama ben bunun bir Trende dönüşmesini beklemiyorum. Brexit'ten biraz daha sonrası gerekecek bana sorarsanız buradaki hareketin netleşmesi için. Bu arada hemen Euro'ya geri döneyim. Ee, İspanya'daki seçimlerin sonucu hala problematik. Ee, Sanchez başbakan Sanchez bir daha kuvvetli çıkabileceğini düşünerek seçime gitmişti. Bunun olmadığını aşırı sağın daha öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla orada da koalisyon görüşmeleri vesaire yeniden tartışmaya başlayacaktır. Piyasanın çok fazla bir tepkisi olmadı. Ama Avrupa'daki ekonomik toparlanma tırnak içinde söylüyorum. Ekonomik toparlanmaya rağmen sağın bu yükselişi öyle gazetelerde okuduğumuz gibi tek dinamik sanki ekonomik zayıflık gibi gözükmüyor. Tabii yanında bir yığın etken var ama bu iş büyümeye devam edecek gibi buradan altın tarafına geçelim altın tarafında beklediğimiz veya üzerinde tartıştığımız satış kendisini yavaş yavaş göstermeye başladı eksi faiz stoğundaki daralmayı da burasıyla beraber göstermiştim. Yani reel faizlerin artıyor olması netice itibariyle altın açısından çok olumlu bir gelişme değil. Dahası şuradaki kritik seviyenin de tam üzerinde kapattık. Şu anda da orada trade etmeye devam ediyor. Gümüş tarafına da baktığımızda benzer bir sorunla karşı karşıyayız. Hatta burada o kritik seviyenin biraz altına bile kaymış durumda. Hafta sonu paylaştığım videoda biraz daha detaylı gideriz demiştim. Burada maalesef veya maalesef demeyeyim shortsanız bir problem yok ama longlar açısından baktığınızda pozisyonların azalmadığını görüyoruz. Yani o temizlenme veya bir yöne e yığılma hareketi şurada görüyorsunuz henüz ortadan kalkmış değil. Bu tabi gecikmeli bir veri ayın 5'i itibariyle gösteriyor. Halbuki satışlar hafta sonuna doğru geldi ama görüyorsunuz aşırı long pozisyonlar var bu long pozisyonların normalleşmesi için ciddi bir satış daha gelecek gibi gözüküyor yani buralarda bir tepki yükselişi görebiliriz görmemiz lazım ama dip oldu 1460 bunun dibidir demekte zorlanıyorum normalde benim hedeflediğim aralık 1460 1480'di ama buradan çok agresif olma taraftarı değilim hala ciddi anlamda long pozisyon var diğer dinamik ETF'ler tarafına da bakalım. Burada çok hafif bir satış geldiğini görüyoruz ama genel olarak baktığımızda piyasanın özellikle altın tarafında hem spotta hem vadeli piyasada long olduğunu söyleyebiliriz. Gümüşteki durum nasıl? Orada da biraz daha makul bir görüntü hala kendisini gösteriyor ama tabii çok da birbirlerinden ayrışamıyorlar. Görüyorsunuz gümüşte biraz pozisyon kapatılmış. Aslında ortalamalara da yakın seviyelerdeyiz ama çok fark etmiyor. Gümüş hala altına oranla daha sert düşmeye devam ediyor. Dolayısıyla gümüş altın rasyosu açısından baktığımızda gelişme pek gümüş lehine değil. 87 seviyelerine doğru şuradaki dibi kırması lazım. Daha agresif bir yükseliş için derken buradaki tepenin üzerine doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gümüş üzerinde de baskı olacak gibi gözüküyor. Bunu unutmamak gerek. Buradan petrole geçersek petrolde Aramco'nun IPO detayları biraz daha netleşiyor. Aslında petrol piyasasına yönelik ne gördüklerini anlamak için okumakta fayda var diye düşünüyorum. Prospektüsün içindeki beklentileri ama netice itibariyle buradaki resim her zaman olduğu gibi 55-60 denge seviyesinin ortasında gidiyoruz. Üzerine veya altına düştüğünde güzel bir trade fırsatı veriyor. 200 günlük ortalamayı geçemediğini görüyoruz. Dolayısıyla yukarı momentumda bir yavaşlamadan bahsetmek mümkün. Aşağı tarafta da 50 günlük ortalama var. Tabi biraz daha Amerika ile Çin arasındaki gelişmelere hassas olacaktır. Bir olası toparlanma gösteren açıklama yani anlaşmanın olması veya Almanya'da bir paket açıklanması herhangi bir şekilde e, ivme kazandıracak global büyümeye ivme kazandıracak bir açıklama yukarı doğru bir harekete neden olur ama her zaman söylüyorum 60'ın çok üzerine çıkıp kalması için bir neden olmadığı gibi e, bence resesyon konusu abartıldığı için zaten petrolün de hareketinden bunu görüyoruz. E, 55'in altında çok kalmasını gerektiren bir e, dinamikte e, yok gibi gözüküyor buradan petrol tarafına pardon 10 yıllıklara geçersek az önce söylediğim gibi cuma günü gelen açıklamaların aslında bonaya doğru bir hareket yaşatması yaratması gerekirken bunun olmadığını gördük. 1.94 seviyesinde duran bir bono ile karşı karşıyayız. Buradaki hedefte herhangi bir değişiklik yok. Bana sorarsanız 2.15'e doğru burada yükselişin devam etmesi gerekiyor. Tabi gelecek olan enflasyon verisi vesaire yarın çok zayıf bir enflasyon verisi görürsek burada aşağıya doğru bir hareket olacaktır. Ama şurada bir iki detay üzerinden gidelim. Şu term premium aslında şu anlama geliyor. Yani 2 yıllıkları rol ederek tutmak yerine bir defadan 10 yıllık almak aynı şey midir? E di midir? Aynı fiyat mı verirsiniz? Yoksa 10 yıllıkları almak için daha fazla bir getirimi talep edersiniz? Şu anda onun grafiğine bakıyorsunuz. Normal koşullarda elbette ki 10 yıllık bir bonoyu tutmak için daha fazlasını e, talep ediyor olmanız gerekir. Çünkü 10 yıllık dönemde daha fazla belirsizlik var. Sadece jeopolitik anlamda e, belirsizlik riskten bahsetmiyorum. Ekonomik olarak, enflasyon olarak vesaire de 2 e, yıllık dönemi ki e, biz 2 yıllığı bile e, çok fazla tahmin edemiyoruz ama 2 yıllığı 10 yıllığa oranla daha rahat tahmin edersiniz. Dolayısıyla 10 yıllıkta daha fazla bir e, zaman, term premium olması gerekir. Şimdi buradaki e, tarih ortalama aslında Fed'in e, tuttuğu 1960'lardan e, bu yana baktığınızda e, 1.60 civarındadır. Şu andaki seviye daha doğrusu bu dönemde gördüğü dip seviye 1.30, eksi 1.30'lar civarındaydı. Şimdi e, Ekim pardon Eylül başından bu yana eksi 0.84'e doğru bir rally gördük. Yani term premium'un e, yükseldiğini görüyoruz. Buradaki diğer e, dinamikler ne? Para politikasına yönelik beklentiler olabilir 10 e, yıllıkları etkileyen o tarafta ama bir beklenti yok yani Fed'in arttıracağını düşünen kimse yok. E, belki azaltabilir düşüncesi hala hakim. Dolayısıyla 10 yıllıklardaki yükselişin içinde para politikasında bir değişiklik e, fikrinin olduğunu söylemek doğru olmaz. Birinci dinamik insanlar daha uzun vadeli tutmak için daha fazla e, prim istiyorlar. Aslında istiyorlar değil hala eksideyiz ama oradaki görüntünün biraz değiştiğini söyleyebiliriz. Peki diğer dinamik ne? Orada da şu break even'ları koyalım. Aynı şiddette olmasa bile hatta vade itibariyle bakarsanız Eylül'de değil ama Ekim'in başında burada gelen bir hareket görüyoruz. 1.47'lerden 1.71'lere doğru break-even'larda da bir yükseliş var. Rahatsız edici bir yükseliş mi? Fed'i korkutmaya yetecek bir yükseliş mi? Hayır kesinlikle değil. 2.20'lerden buralara geldik ama enflasyon beklentilerinde de bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu iki dinamik bir şekilde 10 yıllıklara da yavaş yavaş nüfuz etmeye başladı ve yukarıya doğru itiyor. Bana sorarsanız buradan çıkacak olan parada hisse senedi piyasasına gideceği için aslında Amerikan endeksleri sadece Amerika üzerinde konuşuyorum. Amerikan endeksleri daha yukarıya doğru hareketini sürdürecektir. Ama 10 yıllıkların benchmark 10 yıllıkların yukarı doğru hareketi aslında hiçbir piyasa için ilk başta çok olumlu bir gelişme değil. En azından değerlemeler açısından vesaire baktığımızda. Bitcoin tarafına gelirsek hafta sonu Tüm hafta sonu çok sıkıcı bir şekilde hareket ettikten sonra şurada Pazar akşamı itibariyle biraz yukarıya doğru bir hareket yaptığını gördük. Çok bu şunu coin'e alayım de da biraz daha net gözüksün. Görüyorsunuz tipik bir Bitcoin hareketi saat. 8 civarında e, sert bir şekilde yukarıya doğru bir hareket gördük. E, şimdi de yavaş yavaş bu hareketin geri verildiğini e, görüyoruz. Açıkçası hala çok önemli bir değişiklik e, söz konusu değil. Net bir yukarı hareket yapmakta da e, zorlandığını söyleyebiliriz. E, burada benim beklentim yine söylüyorum biraz daha e, yukarı bullish bir e, yaklaşımım var. E, şurada alırsak şu desteğin üzerinde kaldığı sürece bir problem olacağını görmüyorum. Ama Bitcoin'i kısa vadede kestirmek gerçekten çok çok zor. Bu ay içinde normalde Çin tarafından Merkez Bankası, Dijital Merkez Bankası parası konusunda bir açıklama gelmesi bekleniyordu. Resmi bir şey değil bu. Gelecek tarzında bir açıklama yapılmadı ama konuşulan ...bu ay içinde bir açıklama gelmesiydi. E, o tarafı biraz daha yakından takip ediyorum. Tabii saçma sapan yorumlar var. İşte bu işe yaramaz, bizim Merkez Bankası için de söylendi. E, bir Merkez Bankası'na bağlı olmaması lazım falan diye. Adı üstünde Merkez Bankası, dijital parası. Tabii ki bir Merkez Bankası'na bağlı olmak zorunda. Zaten Merkez Bankası bunu... Özellikle Çin tarafına baktığınızda yapılan açıklamaları Bitcoin, Libra tarzı tehditlere karşı yapmış durumda. Dolayısıyla o taraftaki gelişmelerin nasıl olduğunu görmemiz gerekiyor. Tabii Çin'in sorunlu endüstriler listesinden çıkartmış olması madenciliği iyi ama buraya da çok net bir tepki vermediğini gördük. Dolayısıyla benim de burada söyleyebilecek çok fazla bir şeyim yok. Kısa vadede şurada gördüğümüz 9400'lü seviyeleri aşarsak biraz daha heyecanlı bir belki analiz yapabilirim. TL tarafında dün akşam belki görmüşsünüzdür. S400 konusunda Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede ambargoların tekrar gündeme geleceğini gelebileceği konusunda bir uyarı yapacağına dair açıklamalar vardı. Yani Amerika tarafı bu konuyu daha tamamen buzdolabına rafa kaldırmış değil. Çok fazla etkilediğini görmüyoruz kur tarafına. Baktığımızda 50 günlük ortalamanın üzerindeyiz. Şurada belki kısa vadeli bir 77 direncinden bahsetmek söz konusu olur tekrarlamakta fayda var. Amerikan 10 yıllıklarının yukarı gidiyor olması TL dahil kurlar açısından çok da iyi bir gelişme değil temelde. Ama Çinle beraber bir anlaşma olursa Amerika'nın faiz indirimleri, işte Çin'in attığı likit adımları, global görüntünün düzelmesi vesaire gibi bahanelerle bütün gelişmekte olan kurlarda hafif bir toparlanma görebiliriz. Ama benim ana stratejim değişmiş değil Amerikan dolarına olan talep önümüzdeki dönemde hem dikidite konusunda hem Amerikan varlıklarının yaratacağı taleple beraber artacak. Dolayısıyla çok büyük bir gerileme olmasını beklemiyorum. 586 seviyesinde yukarı yeni bir dalganın başladığı seviye olarak takip etmek gerekiyor. Tekrar herkese iyi günler dilerim.